Ben huzurlarınızda değerli üstadım, azizimiz Hazreti Ayetullah Doktor Seyyid Hasan-ı Amiri Erdebil kentinin Cuma imamı ve aynı anda yeryüzünde özellikle kanı damarı Ehl-i Beyt gayretiyle atan Şiilerin imamı olan Veli-i Emr-i Müslümin Hazreti Ayetullah-ı Uzma İmam Hamene'nin Erdebil bölgesinde olan değerli temsilcisi Doktor Ayetullah Seyyid Hasan-ı Amiri'nin huzurundaki Brüksel Ehl-i Beyt Gençliği'ne Avrupa Alimler Birliği olarak özel bir bakışla bakıyoruz. Bunu bilin ya. Gerçekten coşkulu, heyecanlı, hareketli, dinamik ve sarsılmaz bir galeye giren Aleyhisselam'ın vilayeti sarsılmaz bir galedir. O bir galeye giren mutlaka tüm belalardan, sarsılmalardan güvenden emindir. Ve siz Elhamdülillahi Alemin o Ali'nin velayetine giren kalenin içerisindesiniz. Yıllar önce ben Brüksel'e geldiğimizde misafir olduk, namaz kılacaktık, götürdü sokakları bilmiyorum hangisinde bir kahvenin altına, doğru mudur? Küçük bir yere girdik, namaz kılacaktım, öğle namazım kalmıştı. Üstünde çay kahvesi olan bir yerde, bodrumda başımı eğerek orada namaz. Ashab-ı Kehf'i eşitmişti, mağaraya sığınan insanları eşit dedim namazdan sonra. Ama Avrupa'nın, Brüksel denildi, Avrupa'nın, ayıcazın şu dakika, Erzade Bey, Kucaman Erhan. Brüksel dediğimizde tüm Avrupa'nın baş şehridir, Avrupa'nın merkezidir, NATO'nun olduğu yerdir. Avrupa'nın merkezi buradadır, Avrupa'nın daha doğrusu kalbi burada, doğru mudur? Böyle bir Avrupa'nın kalbi olan bir yerde bodruma indirdiler beni, orada başımı eğerek öğle namazını kıldım. Ve Hacı Tekin'e böyle dedim, enne me'ale usri yusra, Allah'ın vadesi muhakkak bir gün gerçekleşecektir. O da budur ki, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her yokuştan sonra bir iniş vardır. Muhakkak tahakkuk yapacaktır. Sabırlı olun yalnız. Sabırlı olan, sabır ağır, zor bir şeydir. Zor bir ağaçtır sabretmek ama meyvesi çok şirindir. Çok tatlı bir meyvesi. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Siz Ehl-i Beyt kendi olarak, Ehl-i Beyt cemaati olarak o sabırlara döndünüz. Ve biz de sizin böyle bir cani gönülden atan damarlarınızdan Ehl-i Beyt'e sarıldığınıza inanmaktayım ve inanıyorum. Ki bundan 2-3 yıl önce de değerli hocamız İran'dan gelmeden önce 10 gün civarında ben geldim buraya gittim. Serkan Gider diye misafirlere konu oldu. Yani ilk geldiğim kişiden buraya akşamları öğleden sonra 300 kilometre gelirdim kardeş. Namaz burada kılırdık. Namazdan sonra da 300 kilometre gittik. Doğru mu Hacı Mehmet'im? 10 gün civarında burada kaldık. Ta Erdebil'den bir tane Üstad Yusuf'u diye birisi getirdim, mollayı koydum burada ve gittim. Yani bakın 600 kilometre ben gelirdim ve 600 kilometre geliş dönüş burada bir akşam namazı kıldırıp yarım saat size konuşmak için. 600 kilometre yarım saat için. Değer miydi? Tabii ki değer. Değmeseydi buraya gelmez. Niye? Biz bu günleri biliriz. Allah'ın vadesi muhakkak yerini bulacaktır. Yuridune liyutfi'u nurallah ve affahihim ve Allah'u mutimmu nurih ve lukerihel kafirun ve lukerihel müşrikun. Allah'ın yolunda gidenleri ayırmaları için çeşitli sözler diyecektir. Ama
güçlü olun, sağlam olun, dayanın ki zafer sizinle. Bugün burada değerli azizlerimiz, başkacılarımız, Ehl-i Beyt gençleri, Aliye Ekber cavanları diyelim. Buradasınız ve Ehl-i Beyt alimleri tarafından her zaman yanınızda olduğumuzu bildirdik. Bu nedenle değerli ustadımız, başkacımız, Ehl-i Beyt alimlerin iftiharı olan değerli ustad Hazreti Hoca-i İslam vel Müslüm'ün Şeyh Tevekkül Ağa 600-700 kilometre civarı, daha fazla bilmirəm, Berlin'den buraya gelişi ve dönüşü. Uçakla gelir, uçaktan dönür, uçaktan gelir, arabadan dönür. Yani 708 kilometre geliş dönüş, 1000 kilometre geçir. Doğru mudur? 2000 kilometre gelir, cuma namazını kılır, cumartesi pazarı kalır. O da evinde hasta çocuğu olmasına rağmen. Rabbim, değerli ustadım ben daha Ehl-i Beyt okuduğu o mersiyelerin hürmetine, değerli aziz kardeşimiz Şeyh Tevekkül Ağa'nda o aziz balasına, bu gecenin hürmetine acil şifalar inayet eyler. Harbi konuşmam bir edepliydi ama ustadım mehzerinde iftihar ederim ki sabaha kadar ayakta duram ve sözlerimi sizlere övüm. Ama ustadın o guherden, madenden, cevahirlerle cevahirden daha değerli sözlerini dinleyeceğiz. Bunu arz etmeyi istedim ki ben ustada Hazreti Abdullah Amili'ye burayı dediğimde ağam gider misin böyle bir 300 kilometre mesafede? Dedi hemen giderim. Telefon aç, ben giderim. Yeter ki keşfiyi ben göreyim. Onların gurbette olmadığını deyim. Onların yanında olduğumu deyim. Ayetullah Hamene'nin selamını onlara bildirin. Sizinle beraber. Elhamdülillah alemin kardeşlerimizin hareketiyle de büyük bir yer aldınız. Allah hayırlı, uğurlu, mübarek etsin inşallah Rahman. Burada Ayetullah Amil'in huzurunda daha önce geçtik toplantısında değerli başkanım ve diğerleri yanında söz verdiğim gibi burada da kayıtlara da alınır nasıl olsa. Söz verdiğimi burada da söz verdi ki inşallah şahsım ve Ehl-i Beyt alimlerin her zaman sizlerin Ehl-i Beyt dostlarının yanındadır. Her zaman yanınızdayız. Allah'a hemen yetevekkül elallah fehuve esbu. Allah en iyi vekildir, en iyi savunucudur. Allah'a tevekkül etmek işlere yeterli gelir. Onun için inşallah o camimizde yapılacak, hocalarımız da gelecek, gönül birliğiyle, beraberlikle inşallah Brüksel'de olan tüm hepimiz inşallah, yaşlılarımız, gençlerimiz, annelerimiz, kardeşlerimiz Allah kısmet etsin bir arada orada ibadet etmek. Çünkü ya babalarımızdı, ya kardeşlerimizdi, ya annelerimiz, ya bacılarımız. Onun için birlikte beraber olalım, birlikte bereket ve güç vardır. Allah bu gücümüzü gün be gün daha da çok eylesin inşallah. Bizlere birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, saadet, mutluluk nasip eylesin inşallah. Evet, bu anda hazırız. Değerli ustadımız Hazreti Ayetullah Doktor Seyyid Hasan-ı Amili'nin o maneviyet dolu ve bizlere yön verecek sözlerinden inşallah Rahman istifade ederim. Ben Muhammed ve Al Muhammed selam. Sanlar değil. Allah'ım sallar. Azizler,
Allahu Teala öz lütfiyle, keremiyle Hazreti Mesumini bize ülci belgeleyir. İmametün neyse felsefesi var, İmametün neyse sırrı var. O sırrı bilinmem, bu gece isteyen danışam. Birden biri sizden sual edersen sorsam, İmam olmasa ne olur? Hani gerek yaşayan göz yaşasın. İlme söz size ey bilim. Burhanla, istidlalla, mantıkla, ilmine. Kereh diyorsunuz ki niye imam kereh ola? İli bu dişiye eğer imam olmasa, bizim Peygamberimiz bu ahkam için nazil olup inanılsın. Ama mezal olmayıp ki onları, vakt olmayıp onları beyan edeyen, onu kim beyan eder? Allah'ın dinin veya başa düşer. Sade insanlar gelirler öz erlileriyle. Allah Kur'an'da diye ki, eğer mesele seçin, biri gelip diye ki, eğer elin batık, ayak da batık, batık elimi seçeyim, batık ayağa ne olur? Bas ayağımı yuvam, ayağımı yuvam. Allah Kur'an'da diye ayağı yuvma. Ayağı mezhele, bir yuvayla dönüp diye ki, yok, el batık, temiz olmayan, onu seç ayağa, ayak kaç temizdir. Ondan temiz olmamakları el evi artırırsan, ne olsun, ayağı uyuyup. Eğer karar olsa ki, herkes öz seçişiyle düzdür gelir, dini tasarruf ediyen, dinde bir söz diyen, bunda ne olur? Alan Hindistan'dan uçak kalkıyor ki gelir hacca, uzak diyor. O tayyara, o uçağın içinde işleyen kadın biri duruyor diye ki, ben isteyem ders namaz alam, namaz yılam. O kadın için uçağın içinde değil, o evvel soruşuyor, özü de kafir diyor, Hindu değil. Deydi diyorum, Şia sen yaşaya diyorsan, desen Şii'yem deyicek dest namazan namazı bu. Desen Şii'ye de öğren deyicek de eleşir. Desen niye? Acer gelen olsa bu uçağın içinde bir böyle adam ayağı yuvan, uçağı selam. Aklımızdan eleyen var mı ki dini başa düşer? Ahkamı dinince şimdi ya, alan dede eleyebilir balanın cibine girer. Dede eleyebilir balanın cibinden oğurluya. Tının oğurluya, dede balanın. Niye? Sünnetle durdu ki sen özün de malın da dede ölsen. Şimdi bir tane mesele. Aya kişi öz hanımının cibinden uğrayabilir. Mesela de bu. Onlar götürüp yazdılar ki uğrayabilir. Niye? Çok beni bağışlayın. Özür isteyen bu sözü demek ben. Kitapta götürüp yazdım ama Elfik el-el-mezahibül erbe'en götürüp yazıp çok beni bağıştı. Hiç bilmiyorum söz niye buraya geldi. İstemeydi burada bu danışam. Götürüp yazıp ki kadın özün verir kişiye, pılın vermez kişiye. Vah. Aşıkane sözden fik yazma olar, din yazma olar. Bas göreceğiz mi? Bir tane sırrı imamet bu değil. Dinin ki böyle erkanı var, kurtarmayan erkanı bu değil Peygamberden sonra kim diyecek? Nazil olup
Nəyin ki nazil olmayıb, bir iç gözün yuma ağzına saçver deyə pəs qatm-i nübüvvət olmayıb. Yox, qatm-i nübüvvət olub, nazil olub. Bunu kim deyirdiniz? Bunu kim deyirdiniz? Qulağız mənim sözümə, aramısı, hər birisi üç taf söz deyib. Əbu Hanifənin zamanında bir dənə qadın öldü, uşaq bunun rəhmində diri. Bu qadın qaldı avarənə hərib, qaçdı Əbu Hanifənin zorağına, dedinə hərib. Əbu Hanifə dedi, valla bilməyəm, get bunu. Əbdullah ibn-i Əbi Ümeyr, İmam-ı Sadiqin Şagird ne oluyor? Öğrencisi. Öğrencisine sorur. Sor. Ne söyledi ki onu mene de. Dedi evi harda olayım. Dedi evi falan yerde olayım. Durdu geldi. Ciyece. Kapını dövdü. Kapını çaldı. Abdullah ibn-i Ebu Ömer çıktı kapıya. Dedi, kadın ölüb, uşaq dirildi qarnında, nə qəli. Dedi, mənim hükumət axtarı, sən məni haradan tanım. Dedi, valla, düzünün düz sözü istəyirsən, Əbu Hənifə məni yolladı, bırak. Dedi, get, nə də desə ki, mənə də de, cavabı mənə də söylə. Dedi, eşitdim Aram İmamı Sadiqdən, buyurdu, eşitdim. Atam İmam-ı Bagir'den buyurdu, eşittim. İmam-ı Saccat'tan buyurdu, eşittim. Atam İmam-ı Hüseyin'den buyurdu, eşittim. Emir Aleyhisselam'dan buyurdu, eşittim. Peygamber'den. Peygamber buyurdu ki, əcəl, uşaq dilidir, kadın ölüb deyil, onu qarnın keserler, uşağı götürürler. Bunu dedi. Kadın tez getdi. Uşağı çıxartdılar. Getdi Ebu Hanifiye de dedi ki, Ebu Hanife, Abdullah ibn-i Emir bu tür dedi. Abdullah ibn-i Emir deyse sabahları çektim camiye. Gördüm ki Ebu Hanife dayanışıp oradan emre kadar öğrendiğinin öğresine. Dedi mes'alatün. Eğer birden kadın ölse, uşak karnında diri olsa, onu neylerler? Abdullah ibn-i Emir deyim, ben bir an dayanışmıştım, özgürdüm. Özgürdüm. Yani dedim, mənası nədir? Yəni, gecə soruşursan, adam yoldayırsan, məndən soruşursan. İndi burada cəmatə deyirsən, gördü, abrı gedəcək, başın qalqızdı güvə. Dedi, rəhmək Allah, dəna nəiş. Allaha tə rəhmət eləsin, qoy çətinə. Oğlan, səhəri dənələşdi mi onlardan deyirsən? Bəs örgək. Əvvəl minci sirri imaməti səndən soruşsa, bir-iki imamətə qaildir, niyə gələk imam ola, ondan soruş. Denən Peyğəmbərin hədislərin hamısını yandırdınız ya yandırmadınız. Deniz kütab bəsdin. Peyğəmbər öncəyini dedilər, gətirin Peyğəmbərin hədislərin. Hamı hədisi gətdiyilə bildilər, istəyilər, onları yazdılar. Hamısını oturdular. Ayşə deyir, mən atamla 500 hədis. 500 peygamberin Hazreti Zahra geldi eve Fizye dedi, Fizye sana bir tane atamın hadisini vermiştim, onu neyini yapacaksın? Dedi, hanım, itilmişem, ayıp ol. Dedi, vay haki, innehu ta'dilu Hasan'a mahkıyla. Vay yoksun sana, Hasan Hüseyin'e beraber idi. Bir hadis, bir hadis. 500 hadis dedi. Hadisleri yandırdın, utardın. Ya, dinin akşamı kimdir? Bunu sorulmuş. Bunları ölecek, yalan ki getirdiniz eve. Bunları kağıza yazın bu mertebe. Bu bir. İkiminci sirri imamet. İkiminci sirri imamet. Hoş olsun bu adamların halına ki bu gece gelip vermezsiniz. Selam açarız. Allahumma salli ala Muhammad.
Bizim əlimizdə Quran var. Bizim əlimizdə Peyğəmbərin sözləri var. Bunları kim təfsir edir? Təfsir biləyirsən nədə? Yəni bunu aydın edir. Bu Quran nədir? Quranın bir dənə ayəsi mən oxuyam sənə. Quranda Allah buyuruyor, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la ayrısın, Allah'ın Allah'a çağırıyorsunuz, Allah'a başkasını çağırmayın. Ana bunu Vahhabi götürüp olur Vahhabi beyday demek olmaz ya Hasan ya Hüseyin Allah diye çağırma da. Bu Kur'an'ın ayelerin gerek şimdiye mənası nerede biri olmasa diye biri bir cür məni eylər olar Vahhabi, biri bir cür məni eylər olar Bahai, biri bir cür məni eylər olar Hənbəli, biri bir cür məni eylər olar Şafii, biri olar Maliki, biri olar Qadiyani, biri olar filan. Bir də görərsən ki, Peyğəmbərin ümməti parça-parça oldu. Daraşdılar bir rüzanla. Ona deysən kafirsən, ona deysən kafirsən, kafirsən. Din cəmatin evi yıxar. Əz Peyğəmbər gələk, din özündən sonra məyyən eləyə, ne böyle? O ayeti tefsir ediyor. O Peygamberin sözünü tefsir ediyor. Allah buyuruyor. وَلَا تَدُومَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah buyuruyor. Benim redifimden birini koyma. Ne için? Menden sonra ayrısını çağırma. Sürden aşamasan çağırıysan, Hasan'ı çağırıysan, Hüseyin'i çağırıysan, Atol'u çağırıysan, Hanım'u çağırıysan, hamısından yardım isteysen. Allah deyip benim benim redifimden koyma. Me'iyyet. Yani Allah'la bir hedefte koyasan, bir seviyyede koyasan, bir sıratla olursa koyma. Ondan sonra çağır, cehennem əli ki cehenneme gelin, orada onlar için onlara ibadet edirler, düzlerini söyleyirler onlara, deyirler bileyiz biz niye cehennem cehenneme? İz nüsevvikum bi rabbil alemin. Çünkü sizi Allah'ın hedefinde koydu. Yani Allah'ın hedefinde koyma çağır. Sizden sual edeyim, ben böyle ya Hüseyin'de düzgüden, siz ya Hüseyin'i Allah'ın redifinde koyarsınız. Herkes deyse Hüseyin Allah'ın redifinde ve siz onu öldürür. Dururlar kafir. Peygamber cenazesi yerdeydi. Ebu Bekri geldi dedi. Uzkurna inde Rabbike ya Resulallah. Ya Resulallah atağın yanında bizi yad ele. Hele ya Hasan ya Hüseyin buldu da. Acaba ben diyeyim ya Hasan ya Hüseyin sen benim kanımı heder bileysen orada ile Ebu Bekri necesen teşvik edeyse. Ebu Bekri Peygamber'in cenazesinin kabağında dayandı dedi. Uzkurna inde Rabbike ya Resulallah. Bunu ben danıştım CD oldu getti Bakı'ya. Bakı'dan zayıf verdiler. Dediler Vahabiler hamısı yığışıp buraya. Seni bu CD'ye kulağı asırlar. Dediler bunu sen edin denen bu sözü. Deşmen hamımız geliyor. Öz kitaplarından 10 tane senet çıkarttı. On yerde yazıp sus. Ki Ebu Bekri geldi dedi uzkurna inde Rabbike ya Resulallah. Yani bunları gerek şimdi ya imam olmasa her bir türlü tefsir edersen bana bir geçer bir kulağa bana bir geçer dinle bir güceyde bir geçer bir dinle bak. Acel imam olmasa itikadatta hem ne kadar grup tapılar. İmam olmasa fikirden hem ne kadar grup tapılar. İmam olmasa irfandan hem ne kadar grup tapılar. Aran git Bilal'in Ali Şehristani'ye bak şöyle ne kadar grup var. Bunlar dört üç müddet bu onu kabul edemeyi, o bunu kabul edemeyi, o onu kabul edemeyi. Yazır olar. Dinde de ne kadar? Semaat Töşfet Zirbi'nin canına dizek yalan görüyorsan Vahabi ne kadar kan töşe? Vahabi hamının etsin. Vahabi hamının şükmüştür. Vahabi hamının kafir. Bu da ikinci sirridir. Bunu gerek örgüşesen. Ben sana sual edeyim. Allah Kur'an'da deyir Yusuf'un kardeşleri Yakub'a dediler ki sen denen Allah'a bizi bağışlasın. Yani düz gitmediler Allah'a dediler. Özleri dedi sen denen Allah'a bizi bağışlasın. Peygamber dedi gelin gelip zence muharebiye dediler necə idi gəhti düşübdü, yoxsulluq düşübdü, buyur xurma gəlin. Bir də gəlməli, dedi gəlsin xurmalarımız qalan. Peygamber zəncidən gəydəndən sonra bunlar gördülər, çorrayıblar.
Fethat şükürler. Celdet eder ya Resulallah, anlamadım. Sen Allah'a neden Allah bizi bağışlar? Beni öpür cümle diye Allah tarafı. Geçer kulağı asmene. Bu CD'ye çektim sonra çok kulağı asmene. Çok dinleyin bu CD'ni. Yazın, çap edeyim. Yoklayın Vahabilere. Vahabı buraya yetişen de Kur'an'ın ayasına değil. Diriden istemek olur, ölüden istemek olur. Diriden her ne istiyorsan iste. Peygamber'e denen peygamber, Allah'a denen Allah beni bağışlasın. Peygamber'e denen Hasan var, Ahmet. Peygamber'e denen şefaat ver. Yazı peygamber diri değil. Ama peygamber ölenden sonra istemek olmaz. Bu gece benim bu sözümü öleceksin. Yaşanca öleceksin. O da budur Vahabi'ye denen. Bak 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 bak. Benim bu sualımı öleceksin. Cid Vahabi'ye de, Vahabi cevap desen, ben mallalarımı koyarak yerim. Ben ondan Vahabi, Cid ondan sual edem. Dene dirilik ne? Ölüm ne? Tövbin ne? Şirçide təsiri var. Diriden soruşan, soruşan, soruşan isteyen de hazretleri. Şirç olmayı, ölüden isteyen de şirç olayı. Bir de diyen. Bir de diyen. Vahabilerin ölen yeri ben biliyorum. Önce benden sonra. Kanalların kanalı var, bana söğüş deyiler. Kanallar var, kanalı Vissal'ı açsın, kanalı Vissal'da bana söğüş deyiler. Niye? Onların Allah ölen yeri biliyorum. Onlardan soruş. Özlünüzde onlardan sor. Denen. Nezul olayı diriden istemek, şirç olmayı, ölüden istemek, şirç olayı. Fas ölümle diriliğin təsiri var. Şirç ile tovhidde. Dene beni başa sal, beni anlat. Nezir olayım ki ölümle dirilik təsiri var. Şirçinden doğuyla, diriden soruşsun. Şirçin öl, ölüden soruşsun şirçin. Hem onun cevabı sana diyemem. Kapıları gerek kim diye? Hacı imam diye. Bu da olduğu için 8 tane felsefesi var, sırrı var. İmamatın 8 sırrı var. Onun sana İkisin dedi, birini dedi ya da yutaram. Seni gecenin alemi getirip eleştirdim çünkü burada. Ben özüm kazalar seçeceğim sizi ibadiyen burada. O da bunun için kulak az. Sana bak bunu. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve aci karacan. Allah masumu koyup Seyyid Hanım ola Hazret Zahra kimin? İyi ağa ola imamlarımız kimi onları koyup biz bakalım görək onlar nə cür geyimləri var, nə cür dolanışıqları var, nə cür mərasimi var, nə cür onların toyu var, onların nə cür əzası var, onların nə cür sirəsi var, onların nə cür tərbiyyəti var. Alan dünya neyin üstünde davet edilir? Dünya ile olgu üstünde davet edilir. Olgu biz neye diyelim Fars dilinde? Ay-ı Mücahid'i beni çömeyle. Örnek. Ha? Örnek. Örnek. Yani biz kimi koyak kabağımızda olur ola? Ay Hazreti Zahra'nı koyak kabağımıza. Hazreti Zahra peygamberimiz geldi. Kulağı asmene beni geçer dinle. Çok geçer beni dinle. Peygamber. Elə ki Zəhranı verdi Əliyə, səhərisi gəldi. Səhərisi də gəldi, dedi işləri bölüyəm. Evdən eşik, mənim yeznəmin, evdən içəri, mənim qızımın. Mənim qızımın yəni, hanımı vələşmin, yemək pişirsin, yox. Uşağın həssas vaxtında ki, gələ atifəni ala, sonra atifəni verə. Biz ona deyərik nəqşə nərməhzari, kişi gedir yeşikdə işte. Biz ona deyərik nəqşə sərtəfzari, o xanım utufəti verməsə, uşaq sabahları utufət görsətməz. Ha, indi qulaq az mənə, deyilər ki, bu 1400 yıl bundan qabağındı, alan ki sənə danışam, Amerikada bir dənə dərnə açıblar. Adın qövlər müəssisəsənin adın qövlər. Madər məxanə ətbər gəlt. Ana evvə qəyit. Biz yanlış getdik səni sifatlı eşiyə. Gördün? Amrik
Sadiye açtılar yaptılar derdi. Buz dolabı. Buz dolabı. Onu açtılar gördüler derdi. Şili adı damir. Demne kadar adamı çıkarsın. Boyu bura içeri çekeyim. Ne diyeyim ki kardeşler o zaman. Biz kime oldu Allah? Siz gene özünüzü okşadasınız mersimez sana. Sen burada sınavlamak geçerdin. Allah ağlamak geçerdin. Ama gene sen mersime her neyi okşadasın. Özleri deyip aynuna. Özünüzü bize okşadın. Sen gene koşurasın İmam Hüseyin'in çarvanına. Çarvanla hareket eledi hardan? Medine'den Mekke'ye, Mekke'den. Kerbela'dan Kufya, Kufya'dan Şam'a, Şam'dan geldiler Medine'ye. Her ne Hüseyin ve Hüseyin'in ehli beyti yapıp din, o sana dersin. Onun neçesi dersin sana bu gece diye üncele meğerlerinden tanışalım. Sözüm tutarsın, söz tutarmanı da öpürdü. Hüseyin hareket ediyenler, karıvanı gelende Kerbela'ya, dedi herkesin borcu var benden gelmez. Nasıl oyununda değil? Hüseyin Bey'e koyar seni. Gelir. Gelme. Bir kişi durdu yalvardı dedi. Ama benim hanımım zamin olur. Borcum var. Ama hanımım zamin olur. Seni ad verem Allah'a benim kabağımı kesme. Hazret kabul edemez. Dedi senin borcun var gel. Şii ile sünnünün zamaneti her yerde. Şianın zamaneti her yere sünniyine, sünnünün ki zemme zimme ve zimmedi. Yani bu arvatla, bu kadınla, bu hanımla, bu ağanın ikisinin boynu cire çeşdi bu borca. Sünnünün mezhebinde Hüseyin koymasa neyleç? Ama biz Şii yok Hüseyin, Ahl-i Beytün hükmünde. Ahl-i Beytün zamaneti nekli zimme ve zimmedi. Yani kişinin boynundan bu borcu götürüldü, getirdi hanımın boynuna. Hanım da deyim ben vereceğim ben. Hüseyin dedi yok olmaz. Sen özgürlüğün hakkını zayi ediyorsan gelesen diyorsan. Hüseyin. Koymadı. Peygamberimiz geldi biri ölmüş bir ona namaz buna. Peygamberimize dediler ya Resulallah bunu borcumuz. Ölücüye bunun hakkını olsa. Hazreti Yedbay namaz. Emre Aleyhisselam geldi dedi ya Resulallah sana bu konu ben zamir oluyor bunun namazı. Ben gördüm ama bunu kılmak ver. Ondan peygamber. Dovran çeşti İmam Sadık'ın dovranı oldu. İmam Sadık'a dedi bu düz değil. Tamamımızın borcumuz var bizim. Hazret durdu bu hadis düz değil. Hazret istedi hakkı yetirecek. Ölçenin malına tasarruf eleme. Gıybet eleme. Bir İmam Saccad yanında gıybet eledi. Hazreti Hürdi elge iteli fita. Məni zahmete saldı. Amrıza Zavad Ağa Məlikçe devrinizin yanında biri gıybet eledi. Dedi 40 gün məni zahmete saldı. 40 gün cenah ben savuşam. Gıybetin eseri bu tuzağınımdan saldı. Normal. Hazreti Kerbela'nın dersini biri nerede? Hakkınlasdan Hüseyin. İndi içimincisi burada ki İmam Hüseyin Ağa Aşura günü gece ot yandırdı yani ateş yandırdı. Nemler hatta çağızı cepti töhtü onun içine yandırdı. Dediler ya Hüseyin bunlar nerede yandırdı? Dedi bu Kufa ehlinin yazısıdır. Yazdılar, beni çağırdılar Kerbela'yı, çeşdiler Ömer Serdin ve eşkerler boşluğuna. Ben sabah şahidi olacağım, tutuşar Ömer Serdin elinde bunları itiler. Yani Hüseyin'in ürəh soğutma yoku değil. Bugün buradan çıkmamış, intikam. Büyünler buradan çıkmamış, özü okşat Hüseyin'e. Yani Hüseyin, hiç bak ürəhimi soğutmayacağım, intikam almayacağım. Çiğnem olmayacağım. Birinin tatasını yandıracağım. Yandıracağım tatasını yandıracağım. Allah'ım. İmam Zeynep kimden geldi Kerbela'ya? Hürri'nin.
Hürrümin nəfər adamı var idi. Hüseyinlə gəliydi. Baxı Ömərsə, İbn-i Ziyad, İbn-i Ziyad Hürrə dedi, get Hüseyini qoyma gələr Qudsiyyə. Hürrə də gəldi, dedi, ya Hüseyin qoymaram gedirsən Qudsiyyə. Elə ki, İbn-i Ziyad gördü, baba zorludur, güclüdür. Bu küfrədən hamısı qorxu, hey, tez yazı yazdı Hürrə. Dedi Hüseyini, tut gəl. Hürrü dedi, ağa mənə dəstur gəlirdi, səni tutub aparacaq Qudsiyyə. Hüseyin dedi, mən Qudsiyyə gəlməyəm. Mənə elə, dedi, ağa, geçsən Mədiniyə, mənə deyirlər, qoymacaq da Mədiniyə. Hüseyin Hürrə dedi, neyə, burada bir yerə gedir. Yəni Hürrü dedi, dedi, ağa, bir yerə gedir. Nə Mədinə, səmt yolsun, tərəfi olsun, üzəri olsun, nə Kufə üzəri olsun. Qoy məni də İbn-i Ziyad deməsin, Çinliyə sözünə baxmadın. Bir dənə bir yol tut get, nə Mədinə üzəri olsun, nə Kufə dedi, neyə. Ondan Hüseyin yol tutdu, gəldi, gəldi, çatdı kərbələ. Hürrü ki, gələydi İmam Hüseyinlə, İmam Hüseyin ağa dedi ki, qabaqdan ki, mənzildə su yox, Hürrü dedi. Su götdülər, su götdülər. Su götdülər, gəldilər, Hürrü yetişdi, gördü, kumda baxdı, gördü, eyvah! Su yoxdur, yalnızı susuzluğundan öləcək. Hüseyin dedi, su gət, Hüseyin dedi, su gətdi. Neçən min mələk gəldi Hüseynə kömək eləməyə. Hüseyin ürəyin küsü olsaydı, intiqam alsaydı, deyəldi, əzab gəlirdi. İmam Hüseynə var, burdi, siz mənə kömək eləsin. Bu tərsə cəmaati Allah mənə zülətən edirsin. Tərsə nə deyəsin, Hüseyin olma. Tərsə, tərsu yox, tərsə. Həmən mənim başım aşağı, o da ayağımdır orada. Ona deyək tərsə, məkus. Tərsə deyərdə, İmam Hüseyin ama burada bu tərsə cəmaati, məkus cəmaati və Allah rəcim gəl eləyəcək, ixtibar eləyəcək. Siz gəlib düz, mənə kömək edin. Zəfər-i cin neçə min adamıyla gəldi cinlilərdə kərbələ. Hüseyin ağa çəkərdi, dedi, mənim bu ümmətlə bir ayrı günüm var. Mənim bir ayrı günüm var bunlarla. Yəni, bir ayrı görüşəcəyim var mənim bu ümmətlə. Hüseyin rəsul deyin, rəsul qədi. Pəs bir gün əli buradan ısmamız gəldi, nə olacaq gəldi? Yekə olacaq. Qoy ki, gəldi xırda ona. Əlinə ilə hirslənə, intiqam alaq. Bizim nəmdə qədə qəşək şehr var, biz farslı şehrimiz. Sizdə Türkiyəli, Moğləvinin şehri, Moğləvi sizi Türkiyədə dəfn edir. Amma şehrin kim oxuyur? Şehrin biz oxuyur. Dəryav-i fəravan, nəşəbət tiri besək. Ağrıq çövərən gəl, son ki, ağbəz, hanım. Sabıqbaran, beşul oğyan, az hər hərfdə bir nəqsi. Və fəryad ağarət əndək əsimi, neysə tani ra. Mələvi de, gəmişdirə yelə sıraq, belə qışqırıq qışaq. Niyə? Gəmişin içi boşdur. Gəmiş deyərdə qarqı. Ha? Mələvi deyər, dəniz daş qıtmaqla bulanmaz. Dəryayı fəravan nəşəbət deyirəmsən. Arif ki, inci. Gəlbi xırdə oldu deyil. O bir dənə, dəniz döndü, o gələk hava var da hava. Hava var da. Böyüm eyvələr. Nə yaşasınız ne kadar? Qoy bir dənə də Kərbəlanın dərsindən deyim, amma bu bir dənəni Cənab-ı Ağayı mücah edeyim. Bunu gələk bir deyim, inşallah, bunun üstə kitab yazmaq. Bizdə buyurma. Salam az. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Bu da Kərbəlanın dərslərindən biri iffət dərsidir. Xanım Zeynəb gəldi xutbu oxuyanda Kufədə, o dinləyənləri biri dedi, Allaha and olsun Zeynəbin həyasinə, çox məczum oldum ta Zeynəbin sözünə. Mağrəyitü, vallahi mağrəyitü xəfrətən, Allaha and olsun Zeynəb kimin xəcun həyalı xanım görmüşdür. Elə həyə ilə. İslam qadına demək gəlmə topluma, ey topluma gəl, amma nə cür gəl, nəsil gəl, orada sürdürmək.
Hazreti Zehra geldi çubuk oluyor, mənbər qurdular. Geldi fədək oluyor. Geldi kapıdan keçdi, ta gedən mənbərə. Rivayette var, tata uzuyur. Bak bak, Hazreti Zehra'nın çadrası ayağına eyni şeydi. Az yol edin xıra. Niye? Namahrem çıkıyor. Gözünün İndi Kəkərbəlayı. Kəkərbəlayı. Hüseynin o balaca palası için. Asayi Məhməd Rozası da orada. Hüseynin o balaca palası Xanım Zeynəb. Geldi meydana. O balaca bala Xanım Zeynəbə dedi. Dedi, əmmə bu başsız bədən kimi bədən. Dedi, kızım. Havza nəşu əbik. Sənin Atom cenazesi de neşin. Ay, Brüksel'de geyretti şiyeler hazır olursunuz buradan. Ve bu tofik güzel nasip olup ki Brüksel'de mevlerim.